Bırakmış olduğum bir Instagram hesabım vardı benim. Motivasyon sözleri falan paylaşıyorum. Hala aktif aslında. Girip bakabilirsiniz. Orada belli başlı şablonlarım vardı. İşte motivasyon sözü falan yazıyordum. O tasarımı yapacağım bugün. Aranızdan birisi çok ısrar etti ve ben de kırmadım. Bir video çekeyim dedim. Bakalım ne gibi farklılıklar var eski görsellerime göre. Bunlara bakacağız. Nasıl yapılır? Bunu göreceğiz bu videoda. Yoruldum. Tek nefeste söyledim. Umarım keyfiniz yerindedir, her şey yolundadır. Bu videoyu da beğenerek bana destek olabilirsiniz ve abone olmayı da unutmayın. Gelin başlayalım. Şimdi eski görselime bakıyorum. Bu arada sayfa aktif değil, yani eski tasarımları yapacağım. Yani böyle bir tasarım var. Yani buna benzer tasarım yapıyordum. Şablon aynıydı. Yazıyı değiştir, görseli değiştir, paylaş geçsin. Şimdi bu tasarımı nasıl yapmışım? Burada bayağı karmaşık çalışmışım çünkü görsel hep üst üste ata ata bu hale geliyor. Birazcık düzensiz çalışmışım. Şimdi bunu baştan yapalım. Öncelikle dosyaya geliyorum ve yeni kısmına basıyorum ve yeni bir proje oluşturacağım. Şimdi bir boyut gireceğim buraya. 1080'e 1080, 1050 değil. 1080'e 1080. Evet, çözünürlüğüm de 150, 100, 100 de olabilir. Hiç fark etmez. 150 arası idealdir. Oluştur diyorum. Evet, şimdi bunun için bir arka plan görseline ihtiyacımız var. Bunun için şuraya geliyorum ve benim sık aldığım şu siteydi, Unsplash. Bu siteden baya baya alıyordum yani. Yine buradan alacağım. Bakalım. Örneğin şunu alalım. Gözüme çarptı. Direkt bunu alacağım. Download diyorum. Siz de bu arada bu siteyi kullanabilirsiniz. Gerçekten çok iyi, çok başarılı. Ben çok seviyorum. Evet, aldık. Şimdi bunu Photoshop'a bırakıyoruz. Photoshop'a bıraktık. Evet, şimdi bunu gerekli ayarlamalarını yapıyoruz. Şöyle bir boyutlandırma yapalım. Aynen şöyle olsun. Okey, süper. Şimdi baktığımız zaman neler varmış? En aşağıya iniyorum katmanlardan. Şimdi görseli attık. Görselden sonra böyle bir dokumuz var. Şu doku. Şöyle gözünü açıp kapatayım şu. Bu ne arkadaşlar? Bu duvar aslında. Yani duvarı görsele yediriyorum. Birazcık daha güzel bir hava veriyor. Bu duvarı da ben indirdim. Şöyle. Yani İngilizce olarak duvar kelimesini aratırsınız. Buna benzer şeyler karşınıza çıkacaktır. Ve böyle görsellerinize yedirerek güzel tonlar verebilirsiniz. Şimdi ben buraya attım ve bunu da yine büyütüyorum. Şöyle büyüttüm. Daha sonra buradan şuraya gelerek bunu birazcık değişik tonlara çekmem lazım. Şöyle aşağı doğru çekersiniz. Daha iyi yedirebilirsiniz fotoğrafınızı. Ama ben genelde şu çoğaltı kullanırım. Birazcık da şöyle opaklığıyla oynarım. Ki tam etiketmesin. Şimdi gözü açıp kapadığımız zaman gördüğünüz gibi güzel bir böyle pürüzlü bir efekt verdi. Hoş oluyor, hoş duruyor yani böyle baktığınız zaman. Evet, ilk aşamayı yaptık. Görseli attık ve şuradaki tonu verdik. Şimdi sıradaki kısma geçelim. Pardon, şuradaydı. Şimdi yorumluyoruz yine tekrardan. Şunlar zaten gizli. Daha sonra şuradaki noktalar. Yani işi birazcık daha güzel yapan kısım aslında. Şimdi bunu yapacağız. Bunu da internette nasıl aratırsınız? Dots yazarak aratabilirsiniz. Dots background falan filan. Bu kelimeyi aratarak bulabilirsiniz. Hatta şöyle çıkartayım. Dots background. Bunu yazarak bulabilirsiniz. Freepik tarzı sitelerden de bulabilirsiniz. Bu arada hatta ben oradan buldum galiba. Küçük bir ipucu. Belki unutmazsam bu videonun altına da koyarım ama unuturum muhtemelen. Bakalım. Şimdi bunu koyacağız. Benim o şuradaydı. Burada A dosyasını açtım. Buradan direkt kopyala yapıştır yapacağım hatta. Şimdi Ctrl C yapıyorum. Ve buraya Photoshop'a geleceğim. Gelirsem inşallah. Geldim. Hadi hadi. Evet. Ctrl V yapıyorum ve buradan akıllı nesne olarak yapıştırıyorum. Ve direkt böyle geliyor. Bunu birazcık büyüteceğim tabii ki. Akıllı nesne olduğu için büyütürseniz hiç boyut kaybetmez, yani pikselleşme olmaz. Tamamdır. Şöyle okey. Bunu yaptık. Tamamdır. Pardon. Eski dosya yaptık bu arada. Biz yenisini atacağız. Şuraya atacağız. Ctrl V yapıyorum tekrardan ve tamamlıyorum. Daha sonra birazcık uzaklaşıp şunu büyüteceğim. İstemiyorum şöyle büyütmek için olaylarını. Tamamdır. Okey. Şimdi gördüğünüz zaman böyle geldiği saf haliyle. Şimdi birazcık bununla oynayacağız tabii ki. Bunu yine ben çoğalt diyorum. Çoğalt deyince yine gördüğünüz gibi görselin içine yedirmiş oldum. Şimdi buradaki etki ne? Gördüğünüz gibi yukarılarda var, ortası boş. Ortadaki görsel saf gözüküyor.
Bunun için de maske yapacağım ben. Şimdi buraya tıkladım. Şuradan maske işaretimi seçiyorum. Şuradan da fırçamı seçeceğim. Gördüğünüz gibi fırça siyahta. Daha sonra şöyle boyutunu ayarlayalım. Opaklık değeri. Okey. Böyle rastgele boyayacağım. Yani şuraları şöyle silelim. Şöyle siliyorum. Fazla göze batmasın. Şu yukarılarda olsun yeter. Hatta şuradan opaklığını birazcık da düşürebiliriz. Tam gözükmesin ya. Tadında kalsın yani arkadaşlar. Şöyle yine beyaza geçtim. X tuşuna bastım bu arada beyaza geçmek için. Beyaza geçiyorum ve şuradakileri birazcık daha çıkartmaya çalışacağım şöyle. Şöyle. Yani tam tersi işlem yapıyorum. Şurada sanki fazla çıktı. Siliyorum. Yine X'e bastım bu arada. Okey. Şimdi baktığınız zaman şablon hazır, bitti. Sadece yazı kaldı. Hemen diğer katmana tekrardan geçiş yapıyorum. Ne varmış? Ha, bir de alttan hafif gölgelendirme vermişim. Okey, bunu da verelim. Hiç problem değil. Hemen şuradan yeni bir katman oluşturuyorum. Şuradan gradient, yani degrade aracına aldım. X'e basıyorum ki siyaha geçsin. Hatta şuradan tam siyah yapalım. Tam siyah değilmiş. Okey. Şöyle bir alan açıldı. Şimdi aşağıdan yukarıya doğru şöyle shift tuşuna da basabilirsiniz. Şöyle hizalı çıkıyor. Keskin. Şöyle şuraya doğru bir çekiyorum. Gördüğünüz gibi hafif bir siyahlık verdi. Birazcık daha şöyle yukarıdan çekersem şunun gibi. Şuradan da opaklığıyla oynarsam muhtemelen istediğim tonu yakalayabilirim. Bunu yapmamdaki amaç da şu aslında. Bazen öyle bir arka plan seçiyorum ki farkında olmadan çok parlak oluyor. Yazılarım da beyaz olduğu için okunmuyor yazılar. Böyle bir karartma veriyorum ki hani yazılar okunsun bağında. Okey. Bunu da yaptık. Şimdi bir sonraki kısım yazı, yani yazı kalmış. Okey. Kullandığım font da şu benim. Rubik. Şöyle yazalım. Yoruldum. Evet, Rubik Bold muhtemelen. Değil mi? Bold ya. Aynen, Bold kullanmışım hep. Sadece şu italik olmuş. Okey. Hiç problem değil. Şimdi buraya yazıyoruz ilk yazımızı. Bold italic. Ne yazmışız? Yıldızlar. Küçük yazdım. Yıldızlar yazıyoruz. Okey. Birinci yazımız tamam. Şimdi bunu böyle konumlandıracağız şöyle arkadaşlar. Şunun gibi. Daha sonra buna yazı vereceğiz tabii ki. Şöyle seçelim. Şuradan. Hop. O yeni katman oluşturduk. Çok değişik yerlere gitti olay. Buna tıklayalım ve şuradan kırmızı rengimizi seçelim. Yani mesela bu. Okey. Bu yatay oldu. Daha sonra bir alt satıra kopyalıyorum bunu. Shift alt yaparak hizalı olarak kopyalıyorum bu arada. Şuraya geliyoruz. Bu neymiş? Bu farklı bir font mu acaba? Bakıyorum. Şu çok kastı. Kardeşim nesin sen ya? Farklı yok ya, farklı font değil. Tamam. Ne yazmışız oraya? Karanlık olmadan. Tamamdır. Buraya da aynısını yazıyoruz. Karanlık olmadan. Tamam. Bunun rengini de beyaz yapacağım. Template öyle yani, ben demiyorum. Bunu da tabii ki bold yapacağız. Ve tabii ki birazcık boyutuyla oynayacağız bunu. Şöyle. Şöyle. Birazcık daha küçültelim. Biraz daha olsun. Okey. Şunları biraz şöyle hizalasak fena olmaz sanki. Sonra diğer yazıya gelelim. Parlayamazlar. Onu da şöyle yapıyoruz. Parlayamazlar. Bunu tabii ki birazcık daha küçük yapacağız yerine göre. Şöyle bunu da böyle şöyle sola alalım. Orada bunun rengi ne? Ha, bunu hatta şey yapmışım. Bold değil de. Hatta muhtemelen şöyle olmuş. Yani unutmuşum hatta tasarımı. Şöyle arkadaşlar. Yukarıdaki bold'tu ya. Bu medium. Şöyle. Bu da onun bir küçüğü regular. Aynen. Şimdi baktığınız zaman tasarım okey. Şu anki tasarımı yaptım. Hatta şunun parlaklığını birazcık daha, yani opasiteyi arttırırsam tam olarak hoş bir görüntü olacak. Şuradaki mesafeleri siz kafanıza göre ayarlarsınız. Ya baktığınız zaman böyle bir tasarım çıktı. Daha sonra şuraya bir de kullanıcı adını yazıyorsunuz ve olayı kapatıyorsunuz. İşte Erzan, Otto, Furkan
yazıyorsunuz. Opacity değerini şöyle de ayarlıyorsunuz. Küçük yapıyorsunuz. Daha sonra bunu şöyle aşağıya konumlandırıyorsunuz. Şunun gibi. Şöyle ikisini seçip okey yapıyorsunuz. Bu kadar yani. Evet. Instagram'da daha önce hazırlamış olduğum tasarım böyle arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Kafanızda bir şeyler canlanmıştır. Gayet çok basit. 4-5 katmanda iş hallediyorsunuz. Diğerine bakmayın. Diğerine ben sürekli üst üste attığım için birazcık üşengeçliğime gelmiş. Karışık bir şeyler çıkartmışım. Ama genel olarak böyle maskeleme yapıyorsunuz. Alttan degrade veriyorsunuz. Ve yediriyorsunuz bir şeyleri. Çıkıyor böyle bir şeyler. Evet. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu arada o sürekli yorum yazan arkadaş umarım sana yardımcı olmuştur. İşine yaramıştır umarım. Yaradıysa çok sevinirim. Evet. Bu arada abone olmayı unutmayın. Abone olun. Yani yavaş yavaş artsın kanal, büyüsün. Daha çok kişiye ulaşalım. Videoyu da beğenin. Ve altta çıkan videolara da gitmeyi unutmayın. Belki ilginizi çeker. Hiç belli olmaz. Evet, videoyu da burada bitirelim. Görüşmek üzere. Bay bay.